mana, neden dolayı mana olduğunu soran dostlarımız var. Kuşları, kuşların hareketleriyle ilgili sergilerim benim devam ediyor. Kuşların alçalmaları ve yükselmeleri benim kuşları sanata dökmeme yardımcı oldu. Kuşların alçalmaları ve yükselmelerine göre, aldığı şekillere göre sergiyi düzenlemeye çalışıyorum. Kuşların yükselmeleri yükselirken yaptıkları hareketler birbirlerini takip etmelerini sağlıyor. Kuşları peş peşe birbirlerinin arkasından gelmelerini sağlıyor. Geçen senelerde yapmış olduğum sergimdeki renkler karışık değildi. Tümüyle hemen hemen beyazdı. Bu seneki sergimde biraz renk yapmayı arzu ettim. Yine de çok fazla renk değil ama gün ışığıyla gece ışığı arasında çok fark kaydeden bir sır buldum. Bunu sanatçı dostlar işlerimin yanında ışığa bakarak ayırt edeceklerdir sanıyorum. Bu kuş hikayem hiçbir zaman bitmeyecek. Onları çok seviyorum, mutlu oluyorum, takip ediyorum. Her hareketlerini ayrı ayrı inceliyorum. Hareketlerini inceledikçe serginin konsepti değişiyor tabii ki. Bu kuşlarla beraber içeriki bölümde yeni bir çalışmam var. Bu çalışmada puzzle gibi işlediğim bir parça var, bir çalışma. Bu çalışma iki kuşun hareketinden meydana geliyor. Aşağıdaki kuş baba sırtında evi taşıyor. Fakat üstündeki kuş anne. O da içerideki yuvayı sahiplenmiş durumda. Başını öne eğdiği için. Dışarıda ona doğru uçan kuşlar ise ailenin fertleri. Yan duvarda gördüğünüz işler, bir sürü yuvalar var orada. Orası ise terk edilmiş bir diyar. Kuşların terk ettiği bir diyar. Dolayısıyla bu serginin adı mana ve izleyicilerin bu manadan ben nasıl bir takım bir şeyler çıkartıyorsam onların da yorumları olacağına inanıyorum. Onları bırakıyorum. Ama içerideki anlam benim için terk edilmiş. İster kuş evi diyelim, ister bizlerin evleri diyelim, ister Türkiye diyelim. Nasıl yorumlarsa sanatçılar veyahut dostlar, ben bunu onlara bırakıyorum. Bir söz vardır. Kuş olup uçtu gitti derler değil mi? Kuş oldu, uçtu gitti. Ama kuş özgürlüğe mi gider? Yoksa uçar başka aleme mi gider? Artık bu nasıl manalandırılırsa bunu dostlarımız öyle manalandırsın.